Bilim insanları, saatte 180 bin kilometre hızla hareket edecek, minik bir uzay aracı öngörüyor. Araştırmacılar uzayda daha hızlı seyahat etmek için, farklı teknolojileri ve tasarımları araştırıyor. En popüler fikirlerden biri de ışık yelkenlileri. Bu uzay aracı konsepti, bilim kurguda geniş yer bulsa da, henüz gerçekte kullanılmasının önünde büyük engeller var. Öte yandan, Nano Letters adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan iki yeni makalede, bu konseptin en önemli sorunlarından bazılarına, çözüm önerileri sunuldu. Araştırmacılar bilim kurguyu andıran yelkenlileri gerçeğe dönüştürmede, önemli adımlar atmayı başardı. Peki ışık yelkenlisi nedir? Işık yelkenlisi, denizde rüzgar gücünden yararlanan, klasik yelkenliler gibi düşünülebilir. Ancak uzayda yelkeni rüzgar yerine, yüzeyinden yansıyan ışığın itmesi gerekiyor. Işık, foton adı verilen parçacıklardan oluşuyor. Bu parçacıkların yelkenliği, tıpkı bir duvardan seken bilardo topları gibi itebileceği belirtiliyor. Bu konsept sayesinde uzayda, daha hızlı seyahat etmek de mümkün hale gelecek. Örneğin, ortalama 40 trilyon kilometre mesafedeki Alpha Centauri yıldız sistemine yolculuk, sadece 20 yılda mümkün olabilir. Yelkenliği itecek ve ışık hızının %20'sine ulaşmasını sağlayacak, bu fotonların oluşturulması için de büyük ihtimalle yer tabanlı, bir dizi güçlü lazer kullanılması öngörülüyor. Işık yelkenlisi fikrinin şu anda yalnızca, minik uzay araçları ölçeğinde hayata geçirilebileceği düşünülüyor. Yani tasarım henüz insan taşımaktan epey uzak. Örneğin, 2016'da başlatılan 100 milyon dolarlık Breakthrough Starshot girişimi, Alpha Centauri'ye, şimdiye kadar yapılmış en güçlü lazerler tarafından itilen, son derece ince ve yansıtıcı yelkenlere sahip, mikroçip boyutunda uzay aracı sürüsü göndermeyi planlıyor. Araştırmacılar, saatte 180 bin kilometre hızla hareket edecek, yaklaşık 10 santimetrelik minik yelkenlilerin, Mars'a 20 günde varabileceğini tahmin ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, NASA'nın Perseverance aracının Kızıl Gezegen'e varması 200 gün sürmüştü.